olmasına rağmen mükemmel. Maşallah diyelim öyle gerçekten. Yani biz hastamızı bu aşamaya getirmeden önce burada eğitim veririz. Paralel var da ondan sonra çıkarırız dışarı. İşte 6 Şubat depreminde evdeydim, annemle beraberdim. İşte deprem olduğu zaman zaten kedim vardı normalde benim. Kedi beni uyandırdı. Yani üstüme atladı. Ben dedim ne oluyor? Bir baktım sallanmaya başladı zaten. Cep telefonumu alıp direkt annemin odasına geçtim. O sırada zaten deprem biraz az şiddetliydi. Daha sonra tam şiddetlenmeye başladı. 20. saniyede bina indi. Annem zaten 3-4 dakika içinde vefat etti. İşte son sözleri, oğlum işte ben ölüyorum, hakkını helal et. Dedim helal olsun anne. Benim de işte bacağımda dolap kırıldı. Dolabın bir parçası ayağımın üstüne gelmişti. Üstüne beton geldi. Bugün 17 Şubat akşamı, hiç unutmuyorum zaten. Doktor geldi, dedi Mustafa yok yani böbreğin düzelmiyor. Ya bu akşamı çıkaramayacaksın. Yani seni ameliyat etmezsek 18 Şubat'ı şey yaptılar, sağ bacağımı ampute ettiler. Bir hafta sonra böbreğim düzeldi zaten. Twitter'da yine ben işte tweet atıyorum. Dedim işte hatta o zaman Beşiktaş'a biraz yüklendim. Dedim yani koskoca Beşiktaş dedim taraftarına sahip çıkmıyor. O zaman orada bir abla vardı, Ceylan abla. Ondan Twitter'dan tanışmıştım. Dedi ki Mustafa işte Özlem Hoca diye biri var. Hacettepe'de dekan. Hatta bak fotoğraf çekmişler burada şeydi yani kapıda. Kız. Evet anne kız dedi protesto kula dedi Özlem Hoca'ya yaz. Ben de Özlem Hoca'nın fotoğrafın altına yazdım. Hocam dedim işte ben dedim protest istiyorum. Sizinle görüşme imkanım var mı diye. Zaten Özlem Hoca direkt anına döndü. Seni dedi Hacettepe'ye bekliyorum. Öyle olunca işte dedik arkadaşlara yazdım işte dedim şey Hacettepe Üniversitesi dedim beni çağırdı. Dedim gideceğim. Sonra işte o şey olay oldu. Seçimde Antakya'ya gittim. Annemin mezarının başında ağladım. Anne dedim işte böyle böyle ayağım kesildi işte protez bulamadım. Zaten oradan çıktım. 2 saat sonra Özlem Hoca şey dedi. İşte o zaman çünkü yazdığında günü belirlememiştik. Özlem Hoca dedi çarşamba günü Mustafa seni bekliyorum. O zaman zaten ben mutlu oldum. Direkt işte Ankara'ya geri döndük. Pazartesi günü, çarşamba günü de buraya geldim. Yani her hafta perşembe günü buraya gelip işte ölçülerini tekrardan falan aldılar. Protezde. Hatta Özlem Hoca'ya şey dedim, isim vermeyeceğim. Dedim hocam böyle böyle bir protez var dedim onu takarsak dedim daha iyi olur. Niye de dedim bari bisiklet kullanabilirim. Daha önce ben motor kullanıyordum çünkü motorum vardı. Dedim artık motor kullanamayacağım bari dedim bisiklet kullanayım. Sağ olsun Özlem Hoca da istediğim protezi şey yaptı taktırdı. İlk adımı atınca direkt duygulandım. Annem aklıma geldi dedim acaba dedim beni böyle görseydi ne olurdu işte hani sevinir miydi üzülür müydü? Hayattan kopmamamız lazım hani hayattan şöyle diyorum ben hani hayata küsüp evde oturursak hiçbir şey yapamayız. Mesela ben daha önce işte motor kullanıyordum, kamp yapıyordum, dalış yapıyordum, yüzme yapıyordum ama şimdi protezim oldu yine aynı şeyleri yapacağım hani hayattan kopma gibi bir şey yok bende. Kamp da yapacağım. Dalış da yapacağım, yüzme de yapacağım, motorda binmeye çalışacağım eğer ehliyetimi iptal etmezlerse. İnşallah motorda bineceğim. Yani benim gibi insanlar da morallerini bozmasınlar. Yani hayat devam ediyor. Biyonik adam, demir adam, işte şöyle böyle yazmaya başladılar. Dedim en iyisi ben dedim biyonik men yazayım. Hatta arkadaşım bana orada bir şey çizmiş. Manolya diye bir arkadaşım var. Şey oturuyorum kanadyenler elimde. İşte sağ şey orada tabii sağda oluyor. Sağ bacağımda protez var.
bir melek kanadı yapmış, arkaya annemi koymuş. Bir de beni işte haber eden kedim, onu da kedimi de bulamadım. Onu da ayak iki ayağımın ortasına koymuştu. Öyle olunca dedim bir bionikman olsun. Bütün şey hesaplarda işte YouTube olsun, Twitter olsun, Instagram olsun hepsinde bionikman yaptım. Şimdi herkes beni bionikman diye tanıyor. 6 Şubat yani beş ay oldu. Yani güzel bir duygu değil mi? Evet, zaten ona biraz duvarını mı alacağım? Hiç tanımadığım insana işte dualarımızdasın, çok güçlüsün. Yani iyisini başaracaksın diye mesajlar geliyor. Ben de mutlu oluyorum tabii. Çok onlar bana tabii şey yapıyor. Moral veriyorlar bana her türlü. Depremde enkaz altında kalarak dizüstü seviyeden amputasyon gerçekleşmiş. Bize geldiğinde durumu gayet stabildi. Protez yapımına uygundu. Daha önceden çünkü bir tedavi süreci olmuş. Biz değerlendirdik ama yine de yapılması gereken bir takım fizik tedavi uygulamaları vardı. Protez ortez ünitemizde bu uygulamalar yapıldı. Daha iyi hale geldiğinde de ölçüsü alındı ve ondan sonra da protez yapım aşamasına geçildi. Bugün de ilk kez yürüdü, ilk adımlarını attı. Bundan sonraki sürecinde Mustafa'nın proteziyle birlikte eğitim alması gerekiyor ve onu biz burada çok deneyimli bir ekibimiz var. Hocalarımız, asistanlarımız. Onlarla birlikte üstlenip sürdüreceğiz. Çünkü Mustafa'nın sadece protezini alıp gitmesi değil bizim hedefimiz. Mustafa'nın hayalleri var, beklentileri var. Bu hayalleri, beklentileri karşılayabilmesi için proteziyle bütünleşmesi lazım. Vücudunun, Mustafa'nın bedensel olarak yapmış olduğumuz uygulamayı kabullenmesi gerekiyor. Artık bir takım hareketleri otomatikleştirerek yapıyor hale gelmesi gerekiyor. Tıpkı bizlerin olduğu gibi. Bunun için de eğitim alması gerekiyor. Protezini nasıl giyecek, nasıl çıkaracak, nasıl yürüyecek, nasıl merdiven inip çıkacak. Motor kullanıyor, bisiklet kullanmak istiyor. Bunu nasıl yapacak? Bunların eğitimlerini burada mutlaka bizim vermemiz gerekiyor. Protez ya da ortez hastaya yapılıyor. Birebir uygulandığı zaman ancak verim alabiliyoruz. Bu aşamada sıkıntı yok. Ama asıl önemli olan kısım proteziyle birlikte hastanın eğitim alması. Bu eğitimin içerisinde genel vücut, işte kas, eklem hareketleri, bunların iyileştirilmesi olduğu kadar fonksiyonel olarak da bir seviyeden bir üst seviyeye geçebilmesi gerekiyor. Fonksiyonel bir takım aktivitelerin eğitiminin de mutlaka verilmesi gerekiyor. Bunların hepsinin proteziyle birlikte olması gerekiyor. Eğer bu süreci tamamlayamazsak o zaman Mustafa protezini alıp gidecek buradan ve biz onu sosyal yaşamda bağımsız bir birey olarak belki de göremeyeceğiz. Yapmak istediği şeyleri yapamayacak. Bunların eğitimini aldıktan sonra ancak bunlar gerçekleşebilir. Bizim amacımız da bu ve sadece Mustafa değil, tüm protez kullanan, tüm ortez kullanan hastaların mutlaka bu fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminden geçmesi gerekiyor. Deprem nedeniyle bir gecede engelli oldular, kollarını bacaklarını kaybettiler. Keşke olmasaydı, yaşandı. Maalesef hepimiz çok üzüldük. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ama protezleriyle birlikte eğer az önce söylediğim gibi, vurguladığım gibi uygun bir fizyoterapi rehabilitasyon eğitimi alırlarsa her biri toplumda bağımsız bir birey olarak yer alabilirler. Daha önceden var olan rollerini gerçekleştirebilirler. Fonksiyonel olarak yeterli hale gelebilirler. Ve onların bize ihtiyacı olduğu kadar aslında bizim de onlara ihtiyacımız var. Hiçbir zaman morallerini bozmasınlar. Biz onlara destek olmaya her zaman hazırız. Kapımız herkese açık. Seve seve bu konuda da desteğe varız. Yeter ki umutlarını kaybetmesinler.